Nasıl oldun babam? Daha iyi misin? Kaderimiz ne kara yazılmış şu İstanbul'da. Buradan başımıza gelecekti oğul. Sen kendine mukayyet ol benim güzel babam. Ha? Sen bize lazımsın. Her şey olur, yoluna girer. Her şey düzelir. Sen merak etme. Sen dikkat et kendine. Dede daha iyisin değil mi? Daha iyiyim oğlum, daha iyi. Ne oldu Deniz? Durum ciddi. Kudret teyze adamı bıçaklamış, suçu da kabul etmiş. Pelkin, niye yaptığını söylemiş mi? Yok, onu söylemediler, bilmiyoruz. Dua edelim de adam ölmesin, yoksa işimiz çok zor. Şimdi ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Kudret teyze yarın savcıya çıkacak. Muhtemelen de tutuklu yargılanacak. Tutuklu mu? Hı. Vay. Ama burada böyle durmanın anlamı yok. Bence eve gidin hadi. Hı? Hadi kalkın hadi. Hadi baba. Sen daha çıkmadın mı? Biraz daha buradayım. Halledeceğim birkaç bir şey daha var. Niye bu kadar çok çalışıyorsun ki? Ne yani? Her şeyi bırak. Çık, gez, toz mu demek istiyorsun? Çalışmak iyi geliyor bana. Her şeyi unutturuyor. Tarık Bey, aslında sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Konuşalım. Konu... Şebnem. Şebnem'le aranızdaki ilişkiyi biliyorum. Yanlış anlamayın. Özel hayatınız beni ilgilendirmez. Elim bu durumu asla bilmeyecek zaten. Ama Şebnem'i iyi tanırım. Arkadaşımdır sonuçta. Şebnem, sizin tahmin ettiğinizden çok daha tehlikeli ve hırslı bir kadın. Ne demek istiyorsun Güray? Yani demem o ki, Şebnem, sizin o basit heyecanlarınız için doğru adres değil. Madem bunu iki arkadaş olarak konuşuyoruz, bu basit bir kaçamak değil Güray. Ha, aşk mı, değil mi bilmiyorum ama kesinlikle kaçamak değil. Peki Semra Hanım? Bazen biter Güray. Ve bittiğini de kabullenmek gerekir. Semra da bu aşamada. Kabullenecek. Ve ben zaten Pelin'in de Semra'nın da en az etkileneceği şekilde halletmeye çalışıyorum bunu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bilmek sorumluluktur Semra. Hakkımda bilmem gerekenden çok daha fazlasını biliyorsun. Ama neyse ki ben bütün kaygılarına son verdim.
Neden bahsediyorsun? Her şeyi planladım. Her şey burada. Kafamın içinde. Aileme yaptıkları için acı çekecek. Ölmek isteyecek. O kadar acı çekecek ki... ölmek için dua edecek. Ama sen hariç. Sen ölebilirsin. Benim seninle bir işim yok çünkü. Ayrıca çok kolay edipsin Semra ya. Çok da sıkıcısın. Sevdiklerini gözünün önünden ayırmaman gerekiyordu Semra. Eğer onlardan gözünü ayırırsan... ya sen ya da onlar zehirlenirler. Ne yaptın sen? Zorlama kendini. Bu enfes yolculuğun tadını çıkar ha? Merak etme, her şey çok hızlı olacak. Hiç acı çekmeyeceksin. Tarık. Tarık. Beni uyarmalıyım. Sen iyi bir kadınsın Semra. Eğer cennette annemle babamı görürsen... onlara bu yaptıklarımdan dolayı kendilerini sorumlu hissetmemelerini söyle, olur mu?